Evet sevgili arkadaşlar, şimdi geldik bir diğer konumuz enerji kaynaklarına. Türkiye'de madenler konusunu anlattıktan sonra enerji kaynakları sevgili arkadaşlar madenlerden daha önemli ve daha fazla soru geliyor. Hatta bazen madenlerden soru gelmez, enerji kaynaklarından gelir. İki tane sorunuz var burada. Eğer madenlerden soru gelmezse burası sevgili arkadaşlar 3 soruya çıkıyor değerli arkadaşlar. Yani Türkiye'de petrol, doğalgaz, taş kömürü, lignit, güneş, rüzgar bu gibi enerji kaynaklarına sevgili arkadaşlar şimdi göz atalım. Onlardan bir tanesi değerli arkadaşlarım şu taş kömürü. Evet. Türkiye'de taş kömürünün en fazla çıkartıldığı bölge biliyorsunuz Karadeniz bölgesi sevgili arkadaşlar. Karadeniz bölgesi Türkiye'de taş kömürünün en fazla çıkartıldığı bölge. Zaten %100'ü Karadeniz bölgesinde çıkartılıyor. Nerede çıkartılıyor peki hala? Zonguldak çevresinde çıkartılıyor sevgili arkadaşlar. Evet, taş kömürü Zonguldak çevresinde çıkartılacak. %100'ü Kastamonu, Bartın, o taraflarda da çok az yatakları var. Kastamonu, Bartın çevresinde ancak tamamı Karadeniz'in batısında, Batı Karadeniz bölümünde çıkartılacak. Peki kaçıncı zamanda oluşmuş? Birinci zamanda sevgili arkadaşlar oluşmuş taş kömürü. Birinci zamanda oluştuğu için içerisinde karbon oranı çok yüksek. Yani %90'larda karbon oranının yüksek olması taş kömürünün hangi avantajını artıracak? Kalori değerini artıracak. Yani yanıcılığını artıracak. Dolayısıyla taş kömürü biz demir çelik sanayinde enerji kaynağı olarak sevgili arkadaşlar kullanacağız. Buraya dikkat edin. Şimdi burada bir duralım. Hocam, demir çelik sanayinde enerji kaynağı olarak kullanılır. Hani bize sorular soruyorlar. Diyorlar ki işte Zonguldak Ereğli Demir Çelik Fabrikası ve Karabük Demir Çelik Fabrikası niye yakın kurulmuş? Ham maddeye mi yoksa enerji kaynağına mı? Demir çelik sanayinde enerji kaynağı taş kömürü. Taş kömür enerjidir. Yani enerji verir değil mi? Peki ham madde ne? Demir. Biz demiri anlattık sizlere. Demir çıkartılıyor mu? Yani ham madde var mı Zonguldak'ta? Yok. O zaman Zonguldak Ereğli ve Karabük Demir Çelik Fabrikası enerji kaynağına yakın kurulmuş. Ham maddeye yakın kurulmamış. Çünkü oralarda demir madeni çıkartılmıyor. Demir ham maddedir. Enerji kaynağı da nedir? Taş kömürdür. Peki demir çelik sanayinde enerji kaynağı olarak kullanıyorsunuz. Yani demiri eritecek kadar güçlü taş kömürü. Lignit demir çelik sanayinde enerji kaynağı olarak kullanılamaz. Çünkü lignit 3. zamanda oluşmuş. Karbon oranı az. Kömür şarap gibidir. Ne kadar eski ise o kadar verimli olur. Yani karbon değeri artar. Lignit 3. zamanda oluştuğu için karbon değeri düşük. Ama taş kömürü 1. zamanda eski oluştuğu için, eski oluşuma sahip olduğu için kalori değeri çok yüksek. Sevgili arkadaşlar, şimdi demir çelik sanayinde enerji kaynağı olarak kullanılacak taş kömürü. İşin bir başka tarafında da şunu açmamız lazım bizim. Bize diyor ki termik santral diyor. Termik santral. Termik ne demek sevgili arkadaşlar? Termik ısı demek. Santral ne demek? Santral çevrim aracı demek. Yani siz ısıyı çevrim santrallerinde ne yapıyorsunuz? Elektriğe çeviriyorsunuz. Yani taş kömürünü yakıyorsunuz kazanlarda. Ortaya çıkan ısıyla ne yapıyorsunuz? Santrallerde yani çevrim araçlarında elektrik üretiyorsunuz. Şimdi taş kömürü ısı değeri çok yüksek. Elektrik üretebilir misiniz? Üretebilirsiniz. Türkiye'nin Cumhuriyet tarihinin ilk termik santrali 1948 yılında kurulmuş. Zonguldak Çatalağzı termik santrali. Evet, Türkiye'nin İlk termik santrali. Cumhuriyet tarihinin ilk termik santrali. Çünkü Osmanlı Devleti'nde İstanbul'da kurulan var. Sevgili arkadaşlar, Silahtar Ağa diye. O eski Osmanlı Devleti'nden kalan bir termik santral. Bu Cumhuriyet tarihinin ilk termik santrali. Zonguldak Çatalazı termik santrali. Cumhuriyet tarihinin ilk termik santrali. Peki şöyle anlatırlar. Yani Çatalazı Türkiye'de tek taş kömürle çalışan termik santral. Böyle bir şey yok. Türkiye'nin en fazla ithal ettiği maden taş kömür. Bakın en fazla ihraç ettiğimiz maden mermer. En fazla ithal ettiğimiz maden de taş kömürü. Dolayısıyla ithal taş kömürle çalışan termik santraller var Türkiye'de. Peki nerede var bunlar?
Değerli arkadaşlar, ithal taş gömle çalışan termik santraller. Adana Su Gözü, İzmit, Körfez, sevgili arkadaşlar, Çanakkale. Bakın dikkat ederseniz hep kıyılara kurulmuş. Adana Su Gözü, İzmit, Çanakkale. Niye? Çünkü gemilerde yükleme boşaltma kapasitesi yüksek olduğu için ve gemiler fazla ürün taşıdığı için sevgili arkadaşlar genelde kıyılara kuruluyor. Adana Su Gözü, İzmit, Çanakkale'de de İthal taş kömürle çalışan termik santrallerimiz mevcut sevgili arkadaşlar. Aynen Çatal Ağzı gibi, ama Çatal Ağzı yerli taş kömürle çalışırken Adana Su Gözü, İzmit, Çanakkale. İzmit'te hatta iki tane termik santral var İthal taş kömürle çalışan. Buralarda da İthal taş kömürle çalışan termik santralleri görmek mümkün sevgili arkadaşlar. Peki, şimdi taş kömürle çalışan termik santralleri verdik. Taş kömürün özelliklerine baktık. Gelelim şimdi bir diğer enerji kaynağı olan sevgili arkadaşlar lignite. Lignit termik santraller içerisinde en fazla soru gelen grup sevgili arkadaşlar. İkinci madenimiz, enerji kaynağımız diyelim buna, lignit. Arkadaşlar Türkiye'de lignit çok fazla. Lignit rezervinin en fazla olduğu bölge Akdeniz bölgesi. Bakın bir kez daha söylüyorum, unutmayın. Rezerve en fazla Akdeniz bölgesinde, ama lignitin Türkiye'de en fazla çıkartıldığı bölge sevgili arkadaşlar, lignit en fazla nerede çıkartılacak? Ege bölgesinde çıkartılacak değerli arkadaşlar. Ege bölgesinde çıkartılıyor lignit ve üçüncü zamanda oluştuğu için kalori değeri düşük. Yani demir çelik sanayinde ham madde olarak kullanamazsınız. Peki ne yaparsınız? Ne yaparsınız lignit'i? Termik santrallerde elektrik üretmek amacıyla kullanırsınız. Ve sevgili arkadaşlar, konutlarda ısınmak için kullanılır lignit. Bakın termik santrallerde elektrik üretmek amacıyla ve konutlarda ısınmak amacıyla kullanılıyor. Şimdi Ege bölgesinde değerli arkadaşlar, Muğla, Yatağan, Gökova ve Kemerköy, Kütahya, Tunçbilek, Seyit Ömer ve Tavşanlı. Değerli arkadaşlar, Manisa, Soma. Evet, Muğla, Yatağan, Gökova, Kemerköy, Kütahya, Tunçbilek, Seyit Ömer, Tavşanlı ve sevgili arkadaşlar Manisa, Soma. Peki devam edelim. Bursa, Orhaneli. Çanakkale, Çan. Amasya Çeltek. Devam ettik. Ankara Çayırhan. Sivas Kangal ve Kahramanmaraş, Afşin. Sevgili arkadaşlar, Elbistan. Ankara Çayırhan, Sivas Kangal ve Afşin Elbistan. Bir kez daha bakalım isterseniz. Muğla Yatağan, Gökova, Kemerköy. Kütahya, Tunçbilek, Seyit Ömer, Tavşanlı. Manisa, Soma. Bursa, Orhaneli. Çanakkale, Çan. Amasya, Çeltik. Ankara, Çayırhan, Sivas, Kangal ve Afşin, Elbistan. Sevgili arkadaşlar, bunlar Türkiye'nin önemli lignit çıkartım alanları. Peki, hangilerinde lignitte çalışan termik santral var? Sevgili arkadaşlar, hangilerinde lignitte çalışan termik santral var? Tamamında lignitte çalışan termik santraller var. Bakın, tamamında lignitte çalışan termik santralleri görüyorsunuz. Hem çıkartıyorlar, şuraya yapım aşamasında da ancak alabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Çok hızlı gelişiyor bu yapım aşamasında. Hepsinde lignitte çalışan termik santral var. Şunu yapıyor bize. Şuradan 4 tane termik santraller çekiyor. Atıyorum işte şu Yatağan, Gökova, Seyit Ömer, Tunçbileği alın.
Bir de taş gömle çalışan çatal ağzını alın diyor ki soruda bize. Şunu ölçüyor. Hangisi diyor farklı enerji kaynağıyla çalışır? Hangisi sevgili arkadaşlar? Zonguldak çatal ağzı. Peki Türkiye'de lignitle çalışan en büyük termik santral acaba hangisi? Türkiye'de lignitle çalışan en büyük termik santral Avşin Elbistan termik santrali sevgili arkadaşlar. Yaklaşık 2800 megawatt. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Atatürk Barajı'ndan daha fazla elektrik üretiyor. Türkiye'nin şu anda en fazla iki tane bunun ünitesi var. A ve B ünitesi. Türkiye'nin en fazla elektrik üreten santrali. Tüm santraller içerisinde taş kömürü, doğalgaz vesaire. En büyüğü sevgili arkadaşlar Avşin Elbistan termik santrali. Peki silelim şimdi bunu. Silelim. Şimdi gelelim sevgili arkadaşlar. Gelelim değerli arkadaşlarım. Bir diğer enerji kaynağımıza. Üçüncü enerji kaynağımız sevgili arkadaşlar. Petrol. Evet Türkiye'de çok az petrol değerli arkadaşlar. Petrolün en fazla çıkartıldığı bölge Güneydoğu Anadolu bölgesi. Evet Türkiye'de petrol en fazla Güneydoğu Anadolu bölgesinden çıkartılır. Değerli arkadaşlar. Batman Raman Dağı Türkiye'de petrolün ilk çıkartıldığı yerdir. En fazla çıkartıldığı yer. Önce İskenderun'da başlıyor Osmanlı Devleti'nde çalışmalar. Sonra Cumhuriyet dönemine ve sonrasında uzanıyor. Batman Raman. Türkiye'de petrolün en fazla çıkartıldığı yer. Diyarbakır. Hazro. Adıyaman Kahta. Siirt. Kurtalan, Adana ve Tekirdağ. Evet İstanbul'dan bile petrol çıkartılmış 1200 varil civarında. Yani sadece Güneydoğu Anadolu bölgesi değil bakın Akdeniz'den ve Marmara bölgesinden de yine petrol çıkartıyorsunuz. Burada Batman, Raman, Diyarbakır, Hazro, Adıyaman, Kahta, Siirt, Kurtalan, Adana ve Tekirdağ çevresinden siz petrol çıkartımı gerçekleştiriyorsunuz. Bu çıkarttığımız petrolü toplayalım. Türkiye'nin tüketiminin %3'üne tekabül ediyor. Yani %97'sini ithal ediyorsunuz sevgili arkadaşlar. Petrolün %97'si sevgili arkadaşlar ithal edilmekte. Evet, %3'ünü kendimiz çıkartıyoruz. Çok düşük bir oran. Türkiye'nin en fazla petrol aldığı ülke sevgili arkadaşlar Irak. Niye? Çünkü sürekli akışkan bir petrol boru hattına sahip Türkiye. Azerbaycan'dan alıyor musunuz? Alıyorsunuz sevgili arkadaşlar yine petrolü. Boru hatlarına değineceğim sevgili arkadaşlar birazdan. Onlar bizim için oldukça önemli. Ancak Türkiye'de petrol rafinerilerini şöyle bir göz atmak istiyorum ben. Türkiye'nin ilk rafinerisi Batman rafinerisi. Türkiye'nin ilk petrol rafinerisi 1954 yılında açılmış Batman'a. Evet, İzmit'te var. İzmit, Tüpraş. Bunlar özelleştiği için Tüpraş olduğu isimleri. İzmit. İzmir'de var. Ali Ağa'da sevgili arkadaşlar. Mersin var. Mersin Ataş var. Artık Mersin Ataş depolama tesisi olarak kullanılıyor 2004 yılından beri. O zaten özel olarak kaldı. Ve Kırıkkale'de sevgili arkadaşlar Orta Anadolu Petrol Rafinerisi var. Orta Anadolu Petrol Rafinerisi o da Tüpraş. Batman Rafinerisi, İzmir, Mersin dedik depolama olarak kullanılacak. Ve Kırıkkale Petrol Rafinerisi sevgili arkadaşlar bir diğer rafinerimiz bakın. Batman, İzmit, İzmir, Mersin, Kırıkkale. Sevgili arkadaşlar burada Türkiye'nin en küçük petrol rafinerisi bakın bu Batman rafinerisi. Peki Türkiye'nin en büyük rafinerisi hangisi sevgili arkadaşlar? Türkiye'nin en büyük rafinerisi de İzmit rafinerisi. 11 milyon metreküp kapasiteye sahip toplamda. Burada Batman rafinerisinin farklı bir yeri var değerlerine göre. Batman'da hem çıkartılıyor hem de işleniyor. Yani Batman rafinerisi sevgili arkadaşlar ham maddeye yakın kurulmuş. Batman rafinerisi ham maddeye yakın kurulmuş. Ancak
Diğer petrol rafineriler sevgili arkadaşlar, diğerler ise pazarlama koşulları dikkate alınarak kurulmuş sevgili arkadaşlar. Diğer petrol rafinerilerde pazarlama koşulları dikkate alınarak kurulmuş. Yani ulaşım pazarlama, mesela İç Anadolu bölgesinin ihtiyacını karşılasın diye Kırıkkale, Ege için İzmir, Marmara bölgesi ve Karadeniz'in batısı için İzmit sevgili arkadaşlar. Tamamen stratejik alanlar değerlendirilmiş burada. Değerli arkadaşlar, bizim 6. rafinerimiz kurulacak. Kuruluyor, bitme aşamasında. Nereye kuruluyor peki bu 6. rafineri? İzmir'e kuruluyor. Rafinerinin ismi ne? Star Rafinerisi. Bunu kim kuruyor? İzmir'e kurulan bu Star Rafinerisini Azerbaycan kuruyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük dış yatırımı, özel sektörün. 16,5 milyar dolara kuruluyor, milyar dolara. Cumhuriyet tarihinin en büyük dış yatırımı olarak gerçekleşmiş İzmir'e kurulan 6. rafineri sevgili arkadaşlar, Star Rafinerisi böyle bir özelliğe sahip. Şimdi sevgili arkadaşlar, bu rafinerileri verdikten sonra gelelim Türkiye'nin artık petrol boru hatlarına. Hangi ülkelerden Türkiye petrol alıyor? Türkiye en son Venezuela'dan almıştı geçen yıllarda tankerlerle. Yani petrol çok az olduğu için normal bir durum bu, ithal etmesi. Değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin petrol boru hatları. Türkiye iki tane ülkeden petrol alıyor. Boru hattıyla ancak. Yüzlerce ülkeden alıyor da. Boru hattıyla iki tane ülkeden alacak. Onlardan bir tanesi Irak. Irak'taki hattımız sevgili arkadaşlar, Musul, Kerkük, Yumurtalık hattı. Bu Türkiye'nin ilk petrol boru hattı. 1976 yılında devreye sokulmuş. Musul, Kerkük, Yumurtalık. Sevgili arkadaşlar, ikinci hattımız da Azerbaycan. O da değerli arkadaşlar şu, Bakü, Tiflis ve yine Adana, Adana Ceyhan. Adana Yumurtalık, Adana Ceyhan. Azerbaycan, Bakü, Tiflis, Ceyhan. Niye Adana? Niye? Çünkü orada tankerler geliyor Akdeniz'den ve alıp yoluna devam ediyorlar. Yani yine ulaşım dikkate alınmış. O yüzden Adana Yumurtalık, Adana Ceyhan sevgili arkadaşlar. Burada ulaşım dikkate alınarak değerlendirilmiş bu durum. Evet, Irak ve Azerbaycan'dan sevgili arkadaşlar petrol alımı gerçekleşiyor boru hattıyla beraber. Şimdi geldik dördüncü hat enerji kaynağına. Dördüncü enerji kaynağımız sevgili arkadaşlar nedir? Doğalgaz. Türkiye'de doğalgaz da aynen petrol gibi çok az. Doğalgaz da zaten petrol yatakları aynıdır değerli arkadaşlar. Doğalgaz petrolün bir türevi. Doğalgazın Türkiye'de en fazla çıkartıldığı bölge değerli arkadaşlar Marmara bölgesi. Evet, Türkiye'de doğalgazın en fazla çıkartıldığı bölge Marmara bölgesi. Marmara bölgesinde en fazla doğalgaz çıkartan yer Tekirdağ. Bakın en fazla Tekirdağ'da çıkartılıyor. Evet, Kırıklareli, Hamitabat, Düzce, Akçakoca ve Mardin sevgili arkadaşlar Çamurlu. Evet, Türkiye'de doğalgaz çıkartım alanları bunlar. Türkiye'de doğalgazın en fazla çıkartıldığı yer Tekirdağ. Kırıklareli Hamitabat'tan çıkartıldı doğalgaz. Düzce Akçakoca'dan çıkartıldı doğalgaz ve Mardin Çamurlu'dan çıkartıldı sevgili arkadaşlar doğalgaz. Türkiye'de doğalgazı topladığınızda çıkarttığımız doğalgaz Türkiye tüketiminin %5'ini karşılayacak. Çok az. Evet, dolayısıyla bunu da ne yapıyorsunuz? İthal ediyorsunuz. Türkiye'nin en fazla doğalgaz aldığı ülke biliyorsunuz sevgili arkadaşlar Rusya. Rusya'dan sonra İran. İran'dan sonra sevgili arkadaşlar hangi ülke geliyor? Azerbaycan geliyor. Türkiye'de doğalgaz en fazla Rusya'dan ithal ediliyor. Sonra İran, sonra sevgili arkadaşlar Azerbaycan'dan ithal edilecek. Değerli arkadaşlar, Türkiye'de elektrik üretiminde en fazla kullanılan enerji kaynağı doğalgaz. %34'lerde. Enerji kaynakları bittikten sonra zaten o sıralamayı ben size vereceğim değerli arkadaşlar. Türkiye'de
Elektrik en fazla doğalgazdan üretiliyor. Elektriğin %34'ü ortalama doğalgazdan üretilecek değerli arkadaşlarım. Türkiye'de 50'nin üzerinde doğalgaza çalışan termik santral var. Ancak ben en büyüklerini yazayım. Şöyle bir şifrelememiz var bizim. OHA şeklinde. O değerli arkadaşlar, Bursa, Ovakça. H'ı aldık değerli arkadaşlar. Kırıklareli, Hamitabat. A'yı aldık sevgili arkadaşlar, A'yı aldık. İstanbul sevgili arkadaşlarım, İstanbul, Ambarlı. Bir daha baktık, Bursa, Ovakça, Kırıklareli, Hamitabat ve sevgili arkadaşlar, İstanbul, Ambarlı. Bursa, Ovakça, Kırıklareli, Hamitabat ve İstanbul, Ambarlı. Bakın, Hamitabat ham maddeye yakın kurulmuş, unutmayın bunu. Ancak İstanbul'da, Bursa için böyle bir durum söz konusu değil. Ancak şöyle bak, İzmir'de, Ankara'da, Mersin'de, Adana'da var mı? Var. Yani Türkiye'de 50'den fazla doğalgaza çalışan termik santral var. Çünkü çevrim santrali kurmak çok zor değil. Doğalgazı alıyorsunuz, çevrim santrallerde elektrik üretiyorsunuz. Yani sadece bu üçü değil. Zaten bu üçü Türkiye elektrik üretimi %34'ünü karşılayamaz. Çok fazla. Yani büyük şehirlerin hemen hemen hepsini alabilirsiniz sanayileşen yerlerinde. Peki, değerli arkadaşlar, Türkiye'de niye doğalgaz elektrik üretiminde ilk sırada yer alıyor? Değerli arkadaşlar, bir, taşınması kolay, daha çevreci. Mesela lignite göre daha çevrecidir. Emisyon hacmi az, mutlaka çevreyi kirletiyor ama lignit kadar kötü bir ortam oluşturmuyor. Emisyon hacmi daha az. Taşınması daha kolay, yanıcılığı daha fazla. Bir de jeopolitik uygunluk. Komşularımızda olduğu için bizim de kullanımımız çok zor değil sevgili arkadaşlar. Burada Türkiye'nin, değerli arkadaşlar, doğalgaz depolama tesisleri yapılıyor. Arz talep dengesini tam böyle oturtabilmek için Tuz Gölü'nün altına çok büyük bir depolama tesisi yapıldı Çinliler tarafından. İstanbul Silivri'de var. İzmir'de yine var. Adana çevresinde yine var, yine kıyılarda. Oradan da sevgili arkadaşlar destekler gerçekleşiyor. Bir de tabii doğalgazın başka bir modeli var. LNG dediğimiz sıvılaştırılmış doğalgaz. Bu da tankerlerle geliyor. Hacmen küçültüyorsunuz, sıvılaştırıyorsunuz. Türkiye'de LNG'nin en fazla alındığı ülke 1. Cezayir. En fazla LNG Cezayir'den alıyor. Zaten Cezayir LNG'yi ilk başlatan ülkelerden bir tanesi. Ve sevgili arkadaşlar, diğeri de Afrika ülkelerinde zengin olan, en fazla petrol doğalgaz rezervine sahip olan Nijerya değerli arkadaşlar. Şimdi Türkiye'nin dilerseniz doğalgaz boru hatlarına sevgili arkadaşlar bir göz atalım. Değerli arkadaşlar, Türkiye'nin doğalgaz boru hatları şu şekilde gerçekleşiyor. Doğalgaz boru hatları. Rusya'yla bizim iki tane hattımız var sevgili arkadaşlar. Onlardan bir tanesi mavi akım hattı, Karadeniz'den geliyor, Samsun'dan giriş yapıyor. Diğeri de sevgili arkadaşlar batı hattı. Batı hattı da batıdan uzanışını gerçekleştiriyor. Ülke grupları olarak Romanya üzerinden geliyor. Ukrayna Romanya üzerinden gelecek. Kırklareli'nden giriş yapıyor ve Türkiye'ye arkadaşlar uzanıyor. Mavi akım ve sevgili arkadaşlar batı hattı, Rusya. Rusya ile bizim sevgili arkadaşlar gerçekleştirmiş olduğumuz bir hat, biliyorsunuz Türk akımı var. Türk akımı ancak daha gerçekleşmedi. Yani boru hatları döşeniyor ama tam tamamlanmış değil sevgili arkadaşlar. Türk akımı boru hattı tam bitmiş değil değerli arkadaşlarım. Türk akımı. O yüzden ona soru işareti koyduk. İkinci hattımız değerli arkadaşlar Azerbaycan. Azerbaycan'da olan hattımız Bakü, Tiflis, Erzurum hattı. Bakü, Tiflis, Erzurum hattı değerli arkadaşlar. Ancak Azerbaycan'dan bizim aracılığımızda Avrupa'ya taşınacak olan bir hat söz konusu, biliyorsunuz hala bitmedi. TANAP projesi var sevgili arkadaşlar. TANAP, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı. TANAP
Azerbaycan doğalgazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya pazarlanması. Türkiye transit geçiş durumunda. Tabii biz de kendimize düşen payı alacağız. Türkiye'den Yunanistan, İtalya ve Avrupa'ya kadar uzanacak bu. Öncesinde bir Nabucco projesi vardı. Nabucco projesinde pürüzler çıkınca Bulgaristan, Yunanistan hattında. Sonra o TANAP'a dönüştü. TANAP da daha tamamlanmadı sevgili arkadaşlar. Ama çok büyük bir kısmı bitirildi TANAP. Yani Azeri doğalgazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya pazarlanması. Şah Deniz hattı diye de geçer değerli arkadaşlar. Ve sevgili arkadaşlar, üçüncü hattımızda İran'dan aldığımız hat. İran'dan aldığımız hat da sevgili arkadaşlar Doğu hattı diye geçiyor. O da sevgili arkadaşlar Ağrı üzerinden Türkiye'ye giriş yapıyor değerli arkadaşlarım. Geçen yıl çıkan soru tipinde Yunanistan Türkiye hattını sormuştu. 2007 yılına yapılan hat. O da değerli arkadaşlar Türkiye'de var olan gazın Yunanistan'a ulaştırılması. Yani iki ülke arasında atılan bir imza sonrası gerçekleşilen bir uzantı, öyle söyleyelim. Böyle büyük çaplı bir olay değil. Zaten orada kilometreyi vermişler arkadaşlar. Uzun bir kilometresi yok. Evet, Rusya mavi akım batı attı. Türk akım daha tamamlanmadı. Azerbaycan, Bakü, Tiflis, Erzurum dedik. TANAP daha tamamlanmadı. İran'da doğa hattına sahip değerli arkadaşlar. Doğalgazı da bu şekilde özetledik. Şimdi gelelim sevgili arkadaşlar. Gelelim değerli arkadaşlarım. Beşinci enerji kaynağımız olan değerli arkadaşlar nükleer enerjiye. Arkadaşlar nükleer enerji, Türkiye'de nükleer santrallerin yapımları devam ediyor. Oldukça kuvvetli enerji santralleri kurulacak. Tabii iyi bir aşamada olursa neden olmasın, bireysel bir durum tabii bu. Şimdi nükleer enerjinin ham maddeleri şu. Uranyum ve sevgili arkadaşlar toryum. Evet. Uranyum ve toryum. Dünyada daha çok uranyum kullanılıyor, zenginleştirmişler. Toryumda hala bir geçerlilik yok. Toryumda Türkiye çok zengin. Özellikle Eskişehir Sivrihisar çevresinde çok zengin toryum yatakları var. Hatta o toryum yatağı dünyanın en büyük ikinci toryum yatağı diye lanse edilir, söylenir. Şimdi uranyum ve toryum, dediğim gibi uranyumu zenginleştiriyorlar sevgili arkadaşlar. Dünyada en fazla nükleer santral Amerika'da, 119'un üzerinde. Şimdi Türkiye'de nükleer santrallerin bir tanesi Mersin Akkuyu'ya kuruluyor. Değerli arkadaşlar, kim kuruyor bunu? Rusya. Yap, işlet, devret modeliyle kuracak. 25 tane işletip bize devredecek. Zaten ömrü 40-45 yıl civarında nükleer santralin. Mersin Akkuyu Rusya. Bir diğer nükleer santral Sinop. İnceburun'a sevgili arkadaşlar kurulacak. O daha temel atılmadı. Japonya ve Fransa ortaklaşa kuruyorlar. Konsorsiyum şeklinde ortaklaşa kuruyorlar birlikte. Ve diğer de sevgili arkadaşlar Kırklareli'ne kuruluyor. O daha belli değil. İğne'de Longoz ormanları var. Oraya kurulacak. Çok müthiş bir coğrafya. Dünyada birkaç alanda var. Su basar ormanları dediğimiz. Zaten milli park statüsünde o İğne'de Longoz ormanları oraya kurulacak. Mersin, Sinop ve Kırklareli. Yani bu nükleer santrallerin yer seçiminde belli kriterler var. Niye Mersin, niye Sinop, niye Kırklareli? Değerli arkadaşlar, bir deprem riski az. İkincisi su kaynaklarına yakın. Çünkü reaktörleri bunların çok çabuk ısındığı için soğutulması lazım. Üçüncü kriterde sevgili arkadaşlar yerleşme az. Yani deprem riskinin az olması, su kaynaklarına yakın olması ve yerleşmenin az olması Mersin, Sinop ve Kırklareli nükleer santrallerinin yer seçiminde belirleyici olan faktörler olmuş. Değerli arkadaşlarım, burada Türkiye'nin en büyük nükleer santrali Mersin Akkuyu olacak. Türkiye'nin en büyük nükleer santrali olacak Mersin Akkuyu nükleer santrali. Yaklaşık 10.000 megawatt, yani 2,5 Atatürk Barajı mı oluyor? Yok, 4 Atatürk Barajı toplamında oluyor. En büyüğü Mersin Akkuyu olacak değerli arkadaşlar bittiğinde. Ancak bunların ikisi 2025 yılında bitecek, tamamlanacak. Bittiğinde Türkiye'nin elektrik ihtiyacının sadece %5.5'ini karşılayacak. Evet, ikisi Mersin ve Sinop tam kapasiteyle çalıştığında, üniteleri tam çalıştığında Türkiye'nin elektrik ihtiyacının sadece %5.5'ini karşılayacak sevgili arkadaşlar. Evet, bu
Taş kömürü, lignit, petrol, doğalgaz, nükleer enerji bunlar yenilenebilir özelliğe sahip değil. Bunlar değerli arkadaşlar tükenen, biten, yenilenemez enerji kaynağı üzerine sahip arkadaşlar gruplar. Mesela petrol bitecek 2050 yılında değerli arkadaşlar. Dünyada petrol diye bir olay sevgili arkadaşlar kalmayacak. Dünyada 2050 yılında o yüzden yavaş yavaş hibritli arabalara dönüş başladı sevgili arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlar bunlar yenilenebilir özelliğe sahip enerji kaynakları değil. Enerji kaynakları bitmedi. Diğer enerji kaynakları sevgili arkadaşlar yenilenebilir özelliğe sahip. Akarsular, rüzgarlar, güneş, jeotermal ve değerli arkadaşlar biyoenerji. Onu da bir diğer dersimizde sizlere anlatacağım sevgili arkadaşlar. Şimdi şöyle yapabiliriz aslında değerli arkadaşlar. Bütünleştirip de anlatabiliriz. Onlar zaten basit. Şimdi şurayı bir silelim artık. Bunlar bitecek, tükenecek enerji kaynakları dedik. Geldik değerli arkadaşlar. Tekrar bir diyeceğim buraya. Bir diyeceğim. Değerli arkadaşlar, hidroelektriğe. Arkadaşlar, hidroelektrik. Türkiye'de 504 adet baraj var. HES. Türkiye çok zengin bir ülke. Hidroelektrik anlamında. Yani potansiyeli çok fazla. Özellikle şöyle bir kıyaslama yapalım. Avrupa üçüncüsü. Rusya, Norveç, Türkiye. Bu hidroelektrik potansiyelin fazla olmasında en temel neden tabii ki yer şekilleri. Ve akarsu sisteminin zengin olması. Dağlık engebeli bir yapıya sahip olduğu için hidroelektrik santrallerin sayısı çok fazla. Hidroelektrik potansiyelin Türkiye'de değerli arkadaşlar en fazla olduğu bölge Doğu Anadolu bölgesi. Bakın potansiyelin en az olduğu bölgede sevgili arkadaşlar neresi? Marmara bölgesi. Evet, hidroelektrik potansiyeli en fazla Doğu Anadolu bölgesinde. En az sevgili arkadaşlar nerede? Marmara bölgesinde. En fazla Doğu Anadolu'da. En az sevgili arkadaşlar nerede? Marmara bölgesi. Peki hidroelektrik üretimde hangi bölge ilk sırada sevgili arkadaşlar? Güneydoğu Anadolu bölgesi ilk sırada yer alıyor. Niye Güneydoğu Anadolu bölgesi üretimde ilk sırada? Çünkü ne var? Sevgili arkadaşlar, GAP var. GAP'tan dolayı hidroelektrik üretimde ilk sırada yer alan bölge Güneydoğu Anadolu bölgesi. Peki Türkiye'nin en büyük barajı hangisi değerli arkadaşlar? Hangisi? Atatürk Barajı sevgili arkadaşlar. Evet, Güneydoğu Anadolu bölgesinde Atatürk Barajı. Buna benzer çok sayıda baraj var. Kral Kızı, Ilısu, Dicle değerli arkadaşlar. GAP tamamlandığında zaten hidroelektrik santrallerin sayısı da beraberinde artmış olacak ve baraj sayısı da ciddi anlamda elektrik üretimine katkı sağlayacak. Ancak ona rağmen Türkiye'de hidroelektrik santraller sevgili arkadaşlar toplam elektriğin ortalama %22, %23'lük kısmını üretiyor. Alternatif enerji kaynaklarını sevgili arkadaşlar devreye alıyorsunuz. Hidroelektrik santrallerin çevreye zararı var mı? Atmosferik kirlilik yapmazlar. Öyle lignitle çalışan santraller gibi ya da taş kömürle santraller gibi çalışan santraller gibi atmosferik kirlilik yapmıyorlar. Ancak verimli tarım arazisini su altında bırakabiliyor. Ekosistemi bozabiliyor. Doğal yaşam alanını hayvanların ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Bir anlamda batırıyorsunuz yani. Ve orada yaşayan bitkiler, hayvanlar doğal yaşam alanı yitiriyor ve tarihi dokuya zarar veriyor. Mesela Hasankeyf sevgili arkadaşlar Ilısu Barajı altta kalmış. Bu tip zararları da barajların söz konusu değerli arkadaşlar. Evet şimdi geldik sevgili arkadaşlarım. İkinci enerji kaynağımıza hidroelektrik santraller dedik. Tükenen enerji kaynaklarından sonra tükenme enerji kaynakları. İkinci enerji kaynağımıza sevgili arkadaşlar güneş enerjisi. Yani GES'ler, güneş enerji santralleri. Türkiye'de güneşlenme süresinin en fazla olduğu bölge Güneydoğu Anadolu bölgesi. Yıllık 3250 saat
Güneşlenme süresi var. Evet, güneşlenme süresinin en fazla olduğu bölge Güneydoğu Anadolu bölgesi. Yıllık 3250 saat güneşlenme süresi var. Güneşlenme süresinin en az olduğu yerde sevgili arkadaşlar Karadeniz'in Doğu Karadeniz'i, orada da yıllık sevgili arkadaşlar 1500 saat güneşlenme süresi söz konusu. En az da Karadeniz'in doğusunda. Ancak güneş enerjisi kullanımında ilk sırada yer alan bölge sevgili arkadaşlar Akdeniz bölgesi. İlk sırada yer alan bölge Akdeniz bölgesi. Peki hangi alanlarda kullanıyorlar? Sera ısıtımında, suların ısıtılmasında ve sevgili arkadaşlar turizm alanında yine ne yapıyorsunuz? Güneşi kullanıyorsunuz. Seraların ısıtılması, su ısıtılması ve turizm alanında siz ne yapıyorsunuz? Tabii güneşi olmasa ne yapıyorsunuz? Yanamıyorsunuz değil mi? Yani bu alanında kullanıyorsunuz. Hatta ekonomik anlamda en büyük getiriyi arkadaşlar turizm sağlıyor. Akdeniz bölgesinin Karadeniz gibi iklime sahip olduğunu düşünün. 10 milyona yakın turist almış Antalya. Göremezsiniz değil mi? Otelde takılmak olmaz sabahtan akşama kadar. Şimdi Türkiye'nin 500'den fazla GES'i var. Yani güneş santrali var. Ama şimdi değerli arkadaşlar Türkiye'nin en büyük güneş santrali değerli arkadaşlarım Konya Kız Ören'de bulunuyor. O da 23 megawattlık kapasiteye sahip. Türkiye'nin en büyük güneş santrali Konya Kızören. 23 megawattlık sevgili arkadaşlar güneş santraline sahip. Ama birçok yerde var. Nevşehir'de, Afyon'da sevgili arkadaşlar, Güneydoğu Anadolu bölgesinde, hatta Şanlıurfa çevresinde, Mardin çevresinde yaygın şekilde sevgili arkadaşlar güneş santrali var. Türkiye'de güneşten elde edilen elektrik %1'lerin altında sevgili arkadaşlar. Yani toplam elektriğin %1'i bile değil ama gittikçe yaygınlaşıyor. Çok da sevgili arkadaşlar mantıklı bir kullanım alanı sunuyor bize. Güneşlenme süresi çok fazla ülkemizde, ancak tabii biraz maliyetli olduğu için o ilk baştaki maliyeti kapatıp kabullenirseniz sonrası daha güzel oluyor. Üçüncü bitme enerji kaynağı sevgili arkadaşlar. Rüzgar enerjisi yani RES, rüzgar enerji santralleri. Değerli arkadaşlar, Türkiye'de rüzgar potansiyelinin en fazla olduğu bölge Ege bölgesi. Türkiye'de rüzgar potansiyelinin en fazla olduğu bölge Ege bölgesi. Niye? Çünkü dağlar denize dik uzanmış. Dağların denize dik uzanması rüzgar potansiyelini artırmış. Ve Türkiye'nin ilk rüzgar santrali İzmir Alaçatı. 1997. Bakın, Türkiye'nin ilk rüzgar santrali İzmir Alaçatı. Dünyanın en iyi sörf yapılan yerlerinden bir tanesi Alaçatı. Beraberinde Aydın, Manisa, Çanakkale, Hatay ve sevgili arkadaşlar Balıkesir Türkiye'nin önemli rüzgar santrali kurulum alanları. Nevşehir'de yine var, Kırşehir'de var, Konya'da var. Birçok alanda yaygın. Ancak en böyle etkili olan yerler İzmir ilk zaten. Aydın, Manisa, bakın Çanakkale boğazlardan dolayı. Hatta il olarak Balıkesir topladığınız zaman hepsini arkadaşlar geride bırakır. Bandırma çevresi. Topladığınız zaman kurulu gücü. Hatay değerli arkadaşlar önemli rüzgar santrali yerleri. Türkiye'de toplam elektriğin %6'sı değerli arkadaşlar rüzgardan üretiliyor. Bunun da birazcık kurulum maliyeti yüksek. İthal edildiği için rüzgar değerli arkadaşlar pervaneleri. Onu dediğim gibi ilk başta böyle göz ardı edeceksiniz ama sonra çok temiz bir enerji ortaya çıkıyor. Zararları oldukça düşük. Zaten atmosferi kirlilik yapmıyor. Kuşların göç yolları üzerinde birazcık ekosistem bozabiliyor. Biraz gürültü kirli yapıyor. Ancak onun dışında belirgin böyle büyük zararları yok sevgili arkadaşlar. Temiz enerji ve tabii ki en bariz özelliği de yenilenebilir özelliğe sahip olması sevgili arkadaşlar rüzgarın. Dördüncü enerji kaynağımız sevgili arkadaşlar jeotermal enerji. Jeotermal enerji sıcak su. Türkiye'de jeotermal enerjinin
Potansiyelin değerli arkadaşlar en fazla olduğu yer, en fazla olduğu yer Ege bölgesi. Ege bölgesi niye jeotermal enerji potansiyeli fazla? Çünkü dağlar kırılarak oluşmuş. Kırılarak oluştuğu için jeotermal enerji potansiyeli çok fazla. Bakın rüzgar potansiyelini artıran dağların denize dik uzanışı, jeotermal potansiyeli artıran da dağların kırılarak oluşması. Arkadaşlar şimdi yerin altından çıkan bütün sular elektrik üretimine elverişli değildir. Suyun sıcaklık değerinin 150 santigrat derece ve üzeri olması gerekir. 150 santigrat derece ve üzerinde elektrik üretirsiniz. Bakın, Aydın arkadaşlar, Denizli Sarayköy, Aydın Nazilli, Germencik yazalım tam olsun, Aydın Germencik. Devam ediyorum. Manisa, Alaşehir ve Çanakkale. Çanakkale, Tuzla ya da Biga. Değerli arkadaşlar bakın Aydın, Germencik, Denizli, Sarayköy, Manisa, Alaşehir ve Çanakkale, Tuzla. Bunlar elektrik üretim alanları. Yani bu alanlarda jeotermalden elektrik üretiyorsunuz sevgili arkadaşlar. Peki 150 santigrat derecenin altında nerede kullanırsınız? Konutların ısıtılmasında, seraların ısıtılmasında, yolların ısıtılmasında, kültür balıkçılığında kullanırsınız sevgili arkadaşlar. Konut, sera, yolların ısıtılması, kültür balıkçılığında kafesler ısıtıyorsunuz. Bunlar da sevgili arkadaşlar farklı kullanım alanları, özellikle son yıllarda sağlık sektöründe kullanırsınız sevgili arkadaşlar kaplıcalar, ılcalar. Türkiye'de sağlık turizmi çok yaygın iken son yıllarda enerji maliyetlerinin artmasıyla beraber konutların ısıtılması diğer alanların da önüne geçmiş ve toplam elektriğin %1'i ortalama jeotermalden sağlanıyor. Bu da bizi ileriye dönük ümitlendiren bir durum. Çünkü Türkiye çok zengin jeotermalde. Böyle petrol ve doğalgaz gibi enerji kaynaklarına bağımlı kalmaktansa yerli enerji ve temiz enerjiyi ortaya çıkarmak sevgili arkadaşlar ülkemiz için de oldukça mantıklı olacak. Ama Türkiye'de yolların ısıtılmasında kullanamıyorsunuz. Onu genellikle Avrupa'da havalimanlarının ısıtılmasında kullanıyorlar. Son enerji kaynağımız sevgili arkadaşlar biyoenerji. Biyoenerji sevgili arkadaşlar biyokütle ve biyomas. Biyokütle sevgili arkadaşlar daha çok evsel atıklar, bitkiler, mesela kanola yağı vardır, aspir vardır, onlardan enerji üretebiliyorsunuz. Biyomas da sevgili arkadaşlar çöplüklerde biriken metan gazı. Peki Türkiye'de biyomastan elektrik üretiliyor mu? Tabii ki üretiliyor. Büyükşehir belediyelerinin çoğu metan gazdan elektrik üretir. Mesela Ankara Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir, Mersin Büyükşehir Belediyesi, yani bize tutup da neresi demez de Türkiye'de biyomastan elektrik üretiliyor mu diye sorarsa kesinlikle üretiliyor. Hatta bundan üretilen elektriği bazen otobüslerde kullanıyorlar. Bazen seraların ısıtılması da kullanıyorlar. En büyük ayırt edici noktada elektrik üretiyorsunuz sevgili arkadaşlar. Ve çöplüklerdeki patlamayı engelliyorsunuz. Türkiye'de metan gazından elektrik üretilir ve bunu birçok büyükşehir belediyesi ne yapıyor? Üretiyor sevgili arkadaşlar. Evet, bu hidroelektrik, güneş, rüzgar, jeotermal ve biyoenerji, bunlar tükenmeyen, bitmeyen, yenilenebilir enerji kaynaklarıydı sevgili arkadaşlar. Şimdi Türkiye elektrik üretiminde enerji kaynaklarının sıralamasını vereyim ve bu konumuzu burada sonlandıralım. Değerli arkadaşlar, Türkiye'de elektrik en fazla sevgili arkadaşlar doğalgazdan üretiliyor. %34. Doğalgazdan sonra sevgili arkadaşlar HES, hidroelektrik santrallerinden üretiliyor. %23'lerde. Üçüncü en fazla elektrik ürettiğimiz sevgili arkadaşlar enerji kaynağı ithal taş kömürü %16. Dördüncüsü sevgili arkadaşlar yerli taş kömürü ve sevgili arkadaşlarım lignit, ürettiğimiz enerji %15'te.
Beşincisi de sevgili arkadaşlar rüzgar. Rüzgarın toplam üretim payı %, sevgili arkadaşlar alsalarda. Buraya bir dikkat edin şimdi. Doğalgaz 1, HES 2, ithal taş kömürü. Bakın ithal taş kömürü. Türkiye taş kömürü ithal ediyor. İthal taş kömürü %16, yerli taş kömürü ve lingit %15, rüzgar %6. Arkadaşlar Türkiye'de doğalgazdan sonra en fazla elektrik ürettiğimiz enerji kaynağı hangisi? HES. Ama bakın şimdi geçen yıla baktığınızda taş kömürü, lingit. Bunların hepsi kömür değil mi? Kömür. %16 ile %15 topladığı zaman ne yapıyor? %31 yapıyor ve HES'in önüne geçiyor. Yani kömürü ortak almanız lazım burada. Değil mi? Tek başına alırsanız zaten bu da kömür, bu da kömür. Ama kömür hepsini ne yapıyor? Kapsıyor. Taş kömür de kömür, lingit de kömür. Dolayısıyla bunu alırsanız ne oluyor? Hop, ikinci sıraya yerleşiyor. Kömür olarak alırsanız. Bu da 2017 sevgili arkadaşlar. 2017 Türkiye elektrik üretiminde enerji kaynaklarının sıralaması. HES'ten sonra alternatif enerji kaynağı içerisinde bakın rüzgarın payını görüyorsunuz. İkinci sırada o da rüzgar. %6'larda sevgili arkadaşlar. HES ve rüzgar. Yenilenebilir özelliğe sahip enerji kaynakları içerisinde. Evet. Hepinize kolay gelsin sevgili arkadaşlar. Başarılar. Bir diğer konumuza görüşmek üzere.